Diye de bir uyarı var e, buna ben de katılıyorum ben bir rehavet gözlemliyorum belki İmamoğlu cephesinde değil ama CHP seçmeninde bir rehavet olduğunu gözlemliyorum Yeniden Refah Partisi'ne geçeyim e, konuşulmaya devam ediyorlar kronolojik olarak söylersek e, aday pazarlıkları il ilçe pazarlıkları yaptı AK Parti ile uzlaşılamadı AK Parti dedi ki ya 100 ilçe istediler hayır canım olur mu dediler düzelttiler Kendilerince bunu yalanladılar net olarak. Yeniden Refah Partisi yalanladı. Sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aynı yetkilinin, Efkan Bey'in hayır doğru söylüyorum işte bu da kanıtıdır dediğini duymadık. O yüzden son açıklama Yeniden Refah'tan geldi. 2 il 5-10 kadar da ilçeden söz ediliyor. Düzelteyim. 2 şehir 2 il ve çok sayıda ilçeden ama yüz kesinlikle de değil. Öyle uçuk bir sayı değil dedi. Sonra Yeniden Refah Partisi eğer bizim yanımızda değilse Cumhur İttifakı'nın paydaşı değildir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, bu açıklamaları ileri götürdü. Parti yetkilileri e, CHP'ye oy vermektir, CHP'ye yaranmaktır. Yeniden Refah Partisi'ne oy vermek. O bununla da kalmadı. Bazı manşetlerde FETÖ'yü, bazı manşetlerde Adnan Oktarı Yeniden Refah Partisi'nin diliyle söyleyecek olursak sopa şeklinde bize gösteriyorlar. Yorumunu yapmışlardı. Bununla da sınırlı kalmadı. Dün aldığımız haber Elazığ mitinginin engellendiği yönünde. Üstelik yakın bir süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting yaptığı bir Cumhuriyet Meydanı var. Ama öyle bir meydan yokmuşçasına bir yanıt verilmiş ve yeniden Refah Partisi buna tepki gösteriyor. Şimdi bunca şey yaşatılmış görünüyor Yeniden Refah Partisi'nin savunmasına, öznel duruşuna bakarsak onlar diyorlar ki ya terör suçlamasında bulundunuz. Pazarlıkla ilgili yalan söylediniz. Cumhur İttifakı'nın asla kata içinde değillerdir, yollarını ayırmışlardır diyerek bize hariç tuttunuz her meseleden. E şimdi bu suçlamaların ardından bir de miting meydanını da vermemeye başladınız. Ne olacak gibi görünüyor bu mesele? Herhalde artık o meşhur yanıt boşa düştü değil mi Altan Sancı? Ya son güne kadar beklemek lazım. Belki çekilebilirler. E kısmı giderek güçleşmedi herhalde imkansız hale mi geldi bunlardan sonra? Orada tek bir soru işaretim var. Yeniden Refah AK Parti tabanına bir e, nasıl diyeyim bir hediye vermek isteyebilir. Yani bu AK Parti ile uzlaştık diye değil yine AK Parti'nin tabanına oynamak üzere bir hediye vermek isteyebilir. Hmm. Ya sizinkiler bize bunları söylüyor ama bizim içimiz e, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın tabiriyle söyleyeyim. CHP zihniyetinin İstanbul'u bir daha almasına el vermedi. O yüzden sevgili tabanımız gidin Murat Kurum'a oy verin taş gibi bastık bir, yine de işte oy berin yani evet. gibi. Bu AK Parti tabanını oynamak gibi bir hamle hmm. olabilir. Bu AK Parti'nin ne kadar işine gelir emin değilim. Ama olursa Ama bir İstanbul olacak gibi hala değil mi? Diğer yerler evet. galiba ihtimalen kalktı. Tabii tabii. Yani şimdi artık şu an kendi adayını evet. çekmek gibi bir nokta yeniden Refah Partisi için bir intihar olur. Siyasi bir hmm. intihar olur. Ama benim anladığım Cumhur İttifakı ya da Ak Parti ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Erbakan'dan şunu bekliyormuş, Sinan Oğan olmasını bekliyormuş. Sinan Oğan olmamışlar. Yani siz bize destek verdiniz, biz de size bir şeyler verdik. Bunlar imar, bunlar arazi, bunlar belli güçler, belki bürokrasi de bir yerler. Bunlarla yetinin demeyi belki de beklemişler. Yeniden refah. Yeniden refahta siyasetin yeni bir kırılmaya doğru gittiğini görüp bunu fırsata çevirmiş. Ee, bakın çok dikkat çekici bir şeydir. Suat Kılıcı AK Parti'ye katıldığından beri FETÖ ile suçlayıp FETÖ üzerinden de Suat Kılıç üzerinden de e, Yeniden Refah Partisi'ni ki Abdülkadir Selvi'nin yazısı bunu işaret ediyordu. FETÖ'cü yöneticilerin yönlendirmesiyle diye bir ifade kullanıyordu Abdülkadir Selvi. FETÖ ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Adnan Oktar'la ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Erbakan'ın geçmişinden kaynaklı olarak Fatih Erbakan'ın geçmişinden. Ee, yani FETÖ suçlaması biraz komik geliyor. Çünkü Gülen cemaatiyle, Gülen yapılanmasıyla e, Necmettin Erbakan'ın arasının ne kadar bozuk olduğunu hani kitaplar zaten, tarih zaten çok çok iyi anlatıyor. Bir de hani Adnan Oktar'la ilgili de benim aklıma sadece şu geliyor. Adnan Oktar'ın şu sıralarda cezaevinden çıkarılabilme umudu için birileri bir şeyler yapmaya çalışırken. Yeniden refahın bunu, buna gücü yetmeyecekken buna gücü yetenlerin muhtemeldir ki iktidara yakın isimler olduğunu da hatırlatacak olursak Adnan Oktar suçlaması da biraz boşa çıkmış oluyor. Bu tamamen şuna dönüyor. Ya benimsin ya kara toprağın politikasına dönüyor AK Parti açısından. Çok iddialı bir şey söyleyeyim yine. 2015'te HD, o dönem HDP seni başkan yaptırmayacağız çıkışı yapmış olsaydı belki de çözüm süreci bitecekti Belki bugün MHP ile Ak Parti arasında tabii konjonktürel durumları içine katarak söylemek lazım ama Erdoğan'a istediğini verselerdi bugün HDP öcü olmayacaktı. Bugün HDP geleneği öcü durumunda. Belli ki yeniden refahta bu geleneğin yeni bir parçası olacak. Yarın bir gün daha da ileri gidilebilir. Suat Kılıç hakkında soruşturma açılabilir ya da Ak Parti yeniden refahta Ak Parti ile ittifa en başından beri istemeyen Doğan Aydal gibi bir isim var. Evet. Sürekli karşı çıktı. Ona dair bir takım ifadeler kullanılabilir. Ama AK Parti ile yeniden refah arasında İstanbul haricinde artık ipler koptu. Bundan sonra yeniden refah yola tek başına devam edecek gibi görünüyor. Başka bir sürpriz beklemiyorsun değil mi Altan Saycer? İstanbul'da yeniden refah ya çekilir ya çekilmez. Seçimin başka majör bir değişkeni kalmadı gibi. Bu, bu ortalamalarla gidecek herhalde. Bir sürpriz değil ama AK Parti'nin bir sürpriz yaratma arzusu olduğunu hissediyorum. O da şöyle Proje bir ilginç bir. Ee, Yani belki ittifak veya çekilme değil ama süreci etkileyebilecek. Özellikle İstanbul özelinde. Hmm. O da şu. Biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'a birkaç gün önce görüşlere çıktığında ince ayrıntılı bir arama dayatması yapılmıştı. Hatta ayakkabılarının çıkarılması istenmişti. Bu hmm. da başka yerlere dayandırılmıştı. Başka cezaevlerinde yaşanan sorunlara dayandırılmıştı. Avukatları bunu duyurduktan sonra yaklaşık 24 saat sonra benim duyduğumu öğrendiğim kadarıyla, bakanlık kaynaklarından öğrendiğim kadarıyla üst düzey bir müdahaleyle bu hemen ortadan kaldırıldı. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz demeye varacak kadar. Şimdi, burada bir hamle olduğu belli, bir şey olduğu belli. Yani eğer oradaki cezaevi müdürü kendi başına yapmışsa bu inisiyatifi ve yukarıdan bir tazikle bundan vazgeçmişse ee, kür seçmeni etkilemeye çalışan bir yönü var bunun. Eğer yukarıdan bir şey denenmişse bu da şu anlama geliyor: Selahattin Demirtaş'ın buna tepki göstereceği, seçim döneminde belki de tepki gösterip görüşe çıkmayacağı ve sessiz kalacağını hesaplayarak bir deneme yapılmış gibi. Bunun ve benzeri küçük ama belki oy oranlarını değiştirebilecek bazı denemeler, sadece küs seçmen üzerinden değil yeniden refahlı seçmen üzerinde ya da iyi partili seçmen üzerinde ve dahi CHP içerisinde küskünler olarak adlandırdıkları belli kesimler içerisinde. Onları depreştirebilecek hamleler yapacaklar. Ee, AK Parti'nin bundan sonraki hamleleri siyasi hamleler. İşte bu para sayma ya da otobüs gibi montajlar ve manipülasyonlar olacak. Ee, bakalım CHP buna ne kadar hazırlıklı. Ben yeteri kadar hazırlıklı olduklarına emin değilim. Hmm, önemli not. 15 Mart Cuma saatler artık 13'e yaklaşıyor. Kaldı 2 hafta Altan Sancar. Bakalım önümüzdeki hafta. Siyasetin bu tablosu konuştuklarımız ne oranda değişecek? Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.